Merhaba arkadaşlar, ben Erenler Yunus Şiloğlu Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ender Evirgen. Bugün sizlere akıl ve zeka oyunlarından Kulemi oyununu anlatacağım. Kulemi, 9 yaş ve üzeri çocukların zeka gelişimlerinde, olaya bambaşka açılardan bakabilme yeteneklerinde ve görsel hafızalarında büyük gelişim kat etmesine yardımcı olmaktadır. Kulemi oyununu 28 adet kırmızı, 28 adet siyah misket, 17 adet levha, 1 adet siyah, 1 adet kırmızı pul bulmaktadır. Kulemi oyununda amaç en fazla puan toplayan oyuncu olmaktır. Oyun başlangıcında düz bir zemin üzerine 17 adet ahşap oyun levhalar, ister kare, isterse birbirine bitişik şekiller oluşturulacak biçimde yan yana dizilerek yapılır. Turnuvalarda levhalar birbirine bitişik, 8'e 8'lik düzenli bir tablo oluşturacak şekilde dizilir. Oyuncular öncelikle siyah ve kırmızı misketlerden birini kura yoluyla seçer. Oyuna her zaman siyah misketle oynayan oyuncu başlar. Oyuncular sırayla misketlerini boş haznelere yerleştirirler. İlk misket istenilen hazneye yerleştirilebilir. Oyuncuların misketlerini yerleştirirken şu 3 kurala uymaları gerekir. Misketler birbirine rakibin oynadığı misketin yatay, dikey yönlerine yerleştirilmelidir. Hamle yapan oyuncu bilyesinin üstüne pulunu yerleştirir. Rakibin misketi yerleştirdiği levha üzerine ilk seferde misket yerleştiremez. Üzerine pul olan misketin olduğu levhaya misket yerleştirilemez. Pul üstünden kalktıktan sonra yerleştirilebilir. Misketler arasında boşluk olmasında sıkıntı yoktur. Oyuncular kurallar dahilinde istedikleri hazneye misket yerleştirebilirler. Tüm misketler yerleştirildiğinde ya da hamle sırası gelen oyuncunun yatay ve dikey olarak misket yerleştirilecek yeri kalmadığında oyun sona erer. Puanlama yapılırken 3 özellik dikkate çeker. Bu sıralama planlaması, puanlaması, en büyük alan puanlaması ve levha puanlaması. Sıra puanlaması, oyuncular kendi renginin herhangi bir sıra oluşturup oluşturmadığına bakarlar. 5 ve 5'ten fazla aynı renkte misketten yatay, dikey ve çapraz olarak birleşmesiyle sıra bonusu hesaplanır. Aynı renkteki bir taşın birden fazla sıra bonusu olabilir. Buna göre puanlama yapılabilir. Bakalım. Siyah taşımızın sıralamasına bakacağız. Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 6 puan alacak siyah taşımız sıra bonusunda. Başka 5 ve daha fazla var mı ona bakacağız. Mesela 1, 2, 3, 4. Burada 5'ten az olduğu için alamıyor buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 6 sayı da buradan alacak. Siyahımızın başka bakıyoruz. Başka gördüğümüz yok. Şimdi kırmızı misketlerimizin olduğunu hesaplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 burada var. 1, 2, 3, 4 burada yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayı da buradan var. Kırmızımız da sıradan 5 ve 6 sayı almış oldu. En büyük alan planlaması, puanlaması. En büyük alan puanlamasında da taşlarımızın yatay ve dikey birbirine temas ettiği alanlardan oluşturduğu puanlamaya bakacağız. Ama bunlara bakarken taşlarımızın çapraz olmamasına dikkat edeceğiz. Şimdi göstereceğim. Hemen hesaplıyoruz. Siyahımızdan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın yatay 5, 6, 7. Çapraza geçiyor. Bunu saymıyoruz. Burada 7 puanlık bir alanımız var. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 puanlık bir alanımız var. 1, 2, 3, 4 puanlık bir alanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puanlık. En fazla olan siyahımızda 7 puanlık bir alanımız olduğu için alan için siyaha 7 puan yazıyoruz. Kırmızımızın puanlarını hesaplarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Buraya geçemiyoruz. Çapraz. Buraya geçemiyoruz. Çapraz. Buradan da buraya geçemiyoruz. Çapraz. Dikkat etmemiz gereken yatay ve dikey birbirlerine bağlantısı olacak. Burada 17 tane var. Başka zaten 17'den fazla da olmayacağı için kırmızı misketimiz 17 puan alacak. Üçüncü levha puanlamasında yarışmacılar levhaları siyah, kırmızı misket fazlalığına göre alırlar. Aynı sayıda kırmızı ve siyah misketin olduğu ve üzerinde hiç misketin olmadığı levhalar dikkate alınmaz. Puanlar levhadaki bilye sayısına göre değil, hazne sayısına göre verilir. Örneğin 4 hazneli bir levhanın puanı 4 olur. Mesela nasıl? Şimdi puanlamamızda son puanlamayı yaparken hemen ayırmaları yapıyoruz. Burada 6 levha, altılık levhamızda en fazla siyah taşımız var. Bunları siyah için ayıracağız. Burada 2 levhalıkta kırmızımız var. Kırmızı için ayırıyoruz. Burada 4 levhalıkta 2 kırmızı, 2 siyahımız var. 2 kırmızı, 2 siyahımız var. Bunları berabere puanlamaya katmıyoruz. Karışmaması için hemen bir kutumuzun içine atıyoruz. Bakın burada da hiç kutu yok, sayı, taş, misketimiz yok. Bunu da almıyoruz. Buraya bakıyoruz. Dörtlü levhamızda 3 siyah bir kırmızı var. Siyah fazla olduğu için siyah için ayırıyoruz. Burada üçlü levhamızda bir kırmızı bir siyah olduğu için beraberlik söz konusu. O yüzden bunu da ayırıyoruz. Burada hemen kırmızımızda ikilik levhamızda bir kırmızı olduğu için bu kırmızı misketimiz alıyor. Burada iki kırmızımız var. Fazlalık olarak kırmızı misketimiz fazla. Hemen kırmızı misketimizin puanlamasına gönderiyoruz. Altılık levhamızda yine kırmızı fazla. Siyahımızda bu dörtlük levhamızda siyah ve kırmızı sayılar eşit olduğu için puanlamaya katmıyoruz, ayırıyoruz. Burada siyah fazla ayırdık. Eşitlik var yine. Kenara alıyoruz. Altılık levhamızda siyah fazla. Altılık levhamızda siyah fazla. Dörtlük levhamızda kırmızı, kırmızı ve bu da kırmızıya ait. Şimdi bunları hesaplarken ilk önce yine siyahtan başlıyoruz. Burada altılık levhamızda 5 tane siyah misket olması bizim için önemli değil. Altılık levhamızda 6 puan direkt siyaha ayrılır. Buradan 6 puan aldı siyah. Bir 6 puan da siyah buradan alacak. Altılık levhamızda içinde kaç tane misket olduğuna bakmıyoruz. 6, 12. Bir 6 da buradan alacak. 18. Üçlük levhamızdan 3 puan alacak. 21. Dörtlük levhamızdan 4 puan alacak. 25. Yani levhalardan siyah taşımız 25 puan almış oldu. Şimdi kırmızı misketimizin hesaplanmasına başlıyoruz. 6 puanımız buradan geldi. 4 puan buradan geldi. 10 puan. 4 puan buradan geldi. 14 puan oldu. 3 puan bu şekilde aldık. 17 puan. 3 puan buradan aldık. 20 puan. 22 puan ve 24 puan. Levhalardan da kırmızımız 24 puan aldı. Toplam aldıkları puanları hesaplıyoruz. 5, siyahtan başlayalım. 6, 6, 12, 7 puan alandan almış. 19, 25 puan da levhadan almış. Toplam 44 puan alıyor. Kırmızımız ise sıradan 5, 6 puan toplam 11 puan almış. Alandan 17 puan almış. 28, 24 puan da levhalardan almış. Toplam 52 puan. Bu durumda kırmızımız oyunu kazanmış durumda. Oyunumuz bu kadar. Oyunumuz taşlarımızı bitirdik. Oyunumuzu da bitirdik. İnşallah başarılı olabilmişizdir. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle.